Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Haziran 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili yengeçler 2021'in ikinci yarısına başlıyoruz ve önemli bir dönem tutulma dönemindeyiz Mayıs sonunda ay tutulması yaşadık ve bu ay bir güneş tutulması yaşayacağız ve önümüzdeki 6 ayı bu tutulmalar şekillendirecek. Evet, Güneş İkizler burcunda ve Merkür İkizler burcunda geriliyor. 22 Haziran'a kadar da Merkür gerilemesi devam edecek. Bu nedenle bu ay aslında her duyduğumuza hemen inanmayalım. Bilgi trafiği artabilir. iletişim çok öne çıkabilir ikizler etkisiyle. Ama Merkür gerilemesi bazı karışıklıklara, anlaşmazlıklara, bazı değişikliklere yani fikir değişikliklerine de neden olabilir. Aynı anda birden fazla konu gündemimizde olabilir. Kararsızlıklar yaşayabiliriz. Ay sonuna kadar yani 22 Haziran'a kadar Merkür gerilemesi devam edecek. Bu nedenle ayın son haftasından itibaren koşulların biraz daha belki daha net olacağını günlük hayatımızın da daha rahat ilerleyeceğini söyleyebiliriz Evet güneş tutulması 10 Haziran'da meydana geliyor yeni ayla beraber 19 derece ikizler burcu halkalı güneş tutulması çok kadersel bir tesir Tabii ki 12. evinizde meydana gelecek Kuzey düğüm yönünde olduğu için aslında geleceğimizi şekillendirecek, bizi ileriye taşıyabilecek olumlu tesirler de var. Yönetici gezegeni de Merkür ama Merkür geriliyor. 12. evinizdeki bir tutulma döngüsü bu süreçte aslında gerek sağlığınız, gerek günlük hayatınızın detayları ya da iş koşullarınızda biraz güvensiz koşullar yaratabilir Merkür gerilemesi nedeniyle. O yüzden e ee, bilinmeyen bazı şeylerle karşılaşabileceğinizi, gizli konuların açığa çıkabileceğini de unutmayalım. Çok fazla haber duyacağız. Bunlar dedikodular da olabilir. Hatta daha sert etkilerde iftiralar da olabilir. Birlikte çalıştığımız kişilere dikkat edelim. Bazen akrabalar ve yakın çevremizle ilgili konular da gündem yaratabilir ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 19 derece ikizler burcu yay burcu, balık ya da başak burcu gibi değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa o zaman evet bazı etkiler olabilir sizin için de önemli. Ama bu yerleşimler çok yoksa sizin haritanızda öne çıkmıyorsa etki almayabilirsiniz. Evet bu tutulma gizli olan bir şeydir açığa çıkarabilir dedik. Ama aynı zamanda sağlık konularında daha fazla uğraşabileceğiniz de işaret ediyor. Yani bir sağlık sorununuz var. Onu çözmek istiyorsunuz. Tedaviler olabilir şifa arayışları olabilir buna bilinçaltınıza yönelik terapiler şeklinde de olabilir Venüs hemen ay başında Yengeç burcuna geçecek ve 27 Haziran'a kadar Yengeç burcunda Evet şimdi ay boyunca Aslında güçlü bir şekilde Venüs koruması altındasınız onu söyleyebilirim Hani olup bitenler sizin için çok iyi bir etki de getirebilir ee, Venüs tam yükselen üzerinde kendiniz kişisel görümünüz güzelliğiniz estetik gibi konularda da gündemler yaratıyor kendinizi iyileştirmek adına güzelleştirmek adına Tabii ki bazı tedaviler operasyonlar olabilir ee, bunun için de faydalı bir dönem olabilir ee, Jüpiter'in de güzel bir desteği var size balık burcunda olacak ay boyunca ve ay sonuna doğru Venüs'ün Jüpiterle e, olumlu açıları şansları arttırıyor aslında. Bir koruma etkiniz var ay genelinde. Yani arka planda bazı işler olsa da sizin aleyhinize, sizi bundan sanki kendi lehinize bir şeyler çıkarabilirsiniz ya da bir koruma altında, ilahi bir koruma altında olabilirsiniz. Ay ortasında 14 Haziran'da Boğa burcundaki Uranüs'te Kova burcundaki Satürn arasındaki kare açı netleşecek. Evet, 2020'lerin en önemli açılarından birisi bu. Ocak ayında meydana geldi. Bu ay yaşayacağız. Yıl sonunda, Aralık ayında tekrar meydana gelecek. Aslında bireysel bir etki değil. Daha çok toplumsal alanlarda stresler yaratabiliyor. Bir yandan Uranüs'ün özgürlükler, bireysel anlamda aldığımız riskler, değişimlerle ilgili güçlü bir etkisi var. Bir yandan da Satürn'ün mevcut durumları korumak için çabaları var, biraz otorite, yasalar, kurallar, gelenekler, göreneklerle ilgili etkisi var. Yani iki zıt enerjinin çatışması söz konusu burada. E, bu durum sizin bireysel e, kişiliğiniz dışında aslında size daha çok e, çevresel şartlar anlamında etki edebilir. E, parasal konularda da e, baktığımızda genel olarak bazı stresler yaratabiliyor. O yüzden sahip olduğunuz değerleri korumaya çalışmanız lazım. Çok fazla risk almamanız gerekiyor. Bu ayın genelinde baktığımızda. 22 Haziran'da Merkür ilerlemeye başlayacak. Mars Aslan'a geçiyor 11 Haziran'da. Evet 11 Haziran'dan sonra biraz harcamalarınız artabilir. Buna dikkat edin. O yüzden Satürn Uranüs arasındaki kare etkisi de artabilir para harcama e, temponuz artabilir, ihtiyaçlar da artabilir ama Mars Aslan'da hırslıdır. Para kazanma tutkunuz da arttırabilir. Bu durumda biraz şansa güvenip bir şeyler yapabilirsiniz. Girişimlerde bulunabilirsiniz. O yüzden ay ortasında e, çok fazla risk almamak gerekiyor. 27 Haziran'dan sonra Venüs Aslan'a geçecek. Yani para alanınıza gelecek. E, bu da hani şansınızı arttıracak gibi görünüyor özellikle kazanç anlamında destekler artabilir ay sonundan itibaren 24 Haziran'da 3 derece oğlak burcunda dolunay meydana gelecek yine sizin için güçlü bir dolunay tam karşıt burcunuzda öncü bir dolunay lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız bu dolunay 3 derecede olacak yükselen burcunuz 3 derece ve yakınlarındaysa Güneş burcunuz 3 derece ve yakınlarındaysa yani 24 Haziran Doğum gününüz 20 Haziranla 28 Haziran arası ise özellikle sevgili yengeçler sizin için çok güçlü bir e, dolunay etkisi olduğunu söyleyebilirim. Bu arada e, 20 Haziran sonrası doğan tüm yengeçlerin de doğum gününü kutluyorum. Güzel, başarılı, sağlıklı bir yıl dilerim size. Şimdi bu dolunay özellikle doğum gününüze denk geliyorsa ve yakınlarına denk geliyorsa daha kadersel olacaktır. İlişkilerle ilgili önemli dönüşümler getirebilir size. Ama şanslı bir dolunay. Venüs Jüpiter tesiri var. Burcunuzdaki Venüs'ten, balık burcundaki Jüpiter'den güzel destekler alıyor. E, i̇lişkilerinizle ilgili çok yapıcı olabilir. Evlilik kararı alabilirsiniz, evlenebilirsiniz. E, i̇şbirlikleri olabilir, ortaklıklar olabilir, size kazanç getirecek. Veya evlisiniz, eşinizle birlikte belki güzel bir tatil organize edebilirsiniz veya çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz e, partnerinizle keyifli zamanlar gündemde olabilir bu dolunay ve yakınlarında dolunaylar daha kısa süreli etkilerdir tutulmalar gibi değildir ama hani bu süreç sizin için daha uzun vadeli özellikle doğum gününüze denk geliyorsa yakınlarında oluyorsa yani Haziran sonunda doğduysanız tüm yıla yayılan daha güçlü bir tesir de getirebilir sevgili yengeçler. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel ve ay diliyorum. kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.